وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bizim iman ettiğimiz kitabımızdır. Elhamdülillah. Ancak bu Kur'an-ı Kerim kendisinden önce de Allah'ın kitabı olan kitapların doğrulayıcısı bir kitaptır. Allah Celle Celaluhu böyle 4 kitap indirmiştir. İndirdiği ilk kitap Tevrat'tır. Musa aleyhisselama inmiştir. Sonra o Tevrat'la insanlar oynayınca onu Allahu Teala Zebur şeklinde yeniden indirdi. Böylece 2 tane olmuş oldu Allah'ın kitapları. Davud Aleyhisselam'ın kitabı oydu. Sonra Yahudiler Zebur'la da istedikleri gibi oynayınca Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a İncil isimli kitap indirdi. Aslında İncil de kendinden önceki Tevrat'ın ve Zebur'un düzeltilmiş şeklidir. Allah'ın kitabıdır. Sonra Hristiyanlar İncil'i zayi edince Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Bu Kur'an-ı Kerim içindeki bütün ayetleri musaddikan lima beyne yedeyhi buyuruyor Allah. Kendinden önceki kitapların doğrulayıcısıdır. Yani esasında Allah'ın gönderdiği, arşivlerdeki değil, Allah'ın gönderdiği Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an birbirlerinin tamamlayıcı kitaptırlar. Zıt, ters bilgiler yoktur bu kitaplarda. Asılları Allah'a aittir çünkü. Ancak Tevrat insan eliyle müdahale görünce Allah-u Teala Zebur'u gönderdi. Zebur müdahale görünce İncil'i, İncil müdahale görünce de Kur'an'ı gönderdi. Kur'an'dan sonra bir daha kitap insanoğlu görmeyecek Allah'tan inen kitap olarak. Kardeşlerim, bugün bütün dünyada bilgi bolluğu ve o bolluk kadar da bilgi kirliliği var. Bu sebeple sanki Allahu Teala'nın indirdiği 4 kitabın 4'ü de duruyormuş dünyada gibi bir algı oluşturuluyor. Bu yanlıştır. Allah'ın kitabı olarak sadece Kur'an vardır. İncil ve Tevrat adıyla var, içeriğiyle yoktur. Binaenaleyh bu sözüme dayalı olarak diyorum ki şu kitabımız Kur'an-ı Kerim ile arşivlerde, müzelerde, kitapçılarda bulunan adına Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i Kadim vesaire ne derse desinler, diğer semavi asıllı ama orijinal değil kitaplar arasında farklılıklar var. Bu farklılıklardan dolayı biz iman olarak zaten Kur'an'dan başka kitap yok dediğimiz gibi akıl olarak da zaten bu akla uygun değil deyip inanarak Kur'an'dan başka kitap yoktur diyoruz. Bunun en büyük belgesi bugün dünyada mukaddes kitap olarak tanıtılan Kur'an dışındaki kitapların hiçbirinin asıl nüshası yoktur. İlk asırlara yakın nüshası da yoktur. Yani kağıt olarak yoktur demiyoruz. O ayrı, zaten yoktur. İçerik olarak Allah'ın indirdiği gibi değildir. Hahamlar, papazlar, aydınlar, ihtilalciler, karıştırana istediklerini ilave etmişlerdir. Mesela İncil'in içinde belki %10, belki %18, belki %20 ilk inen İncil'e ait cümleler olabilir. Ama bunlar neresindedir, ne kadardır bilinmediği için yok hükmündedir. Kur'an-ı Kerim ise ilk Allah'ın indirdiği günkü ilk sahifesi olan Fatiha suresi, Bakara suresi ne idiyse ve son sahifesi olan Nas suresi ne idiyse ilk gün hala öyledir. Sadece cildi değiştirmiştir. Derilere yazılıyordu, kağıda yazılmıştır. Dijital ortamlara yazılmıştır. Kur'an'ımız ilk günkü gibidir. Diğer kitapların ilk günkü gibi olmadıklarını da en büyük belgesi kaç çeşidi olduğu belli olmayan bir kitap önümüze konmuştur. 3 tane, 5 tane İncil, 100 taneden seçilmiş en uygunu bunlardır diye alınmış İncil'ler bunlar. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'ya ait olmayan tek bir harf yoktur. Harf kelime değil. Tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu Allah'ın size sözüdür diye buyurduğu sözlerden oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bile yoktur bu kitabın içinde. Peygamber sözü bile yoktur. İncil'e vesaireye gelince içi papaz sözleriyle doludur. Değil peygamber, papaz sözleriyle doludur. Üçüncü olarak da bilim adamlarının, yani bu tarih üzerine çalışma yapan bilim adamlarının bile şu İncil, şu Tevrat, peygambere inen Tevrat'tır diye bir iddiası yoktur. Böyle bir iddiayı ispat edecek bir bilimsel araştırma bile yapılmamıştır. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'in ise bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakın asırlara ait nüshaları, yazmaları vardır. Etrafında oluşturulmuş büyük kültürün dokümanları mevcuttur. Ve dördüncü nokta, Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Arapça inmiştir, Arapça yazılmıştır, Arapça okunmaktadır. Arapça hala Kur'an'ın indiği günkü kalitesiyle konuşulmakta, yazılmakta, anlaşılmaktadır. Ancak Tevrat, Zebur, İncil, yani diğer kitapların dilleri ortada yoktur. O dillerden şu dile bu dile aktarılmışları vardır. Dil bir kere kaybolmuştur. Ve beşinci bir nokta, önceki kitaplar kavim kitabıdır. Yani filanca kavme inmiştir, Yahudilere, İncil de nitekim Yahudilere inmiştir. Bir kavim kitabıdır. Yöre kitabıdır, Orta Doğu kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa inmiştir ve bütün evrenin kitabıdır. Bu da ciddi bir farktır. Ve altıncı önemli bir nokta, Kur'an ve diğerleriyle karşılaştırma yaptığımızda Kur'an-ı Kerim'de hayat neyi gerektiriyorsa, ahlak, muamele, evlilik, siyaset, savaş, hayat neyi gerektiriyorsa Kur'an'ın konusudur. Ayetler vardır o konuda. İşaretler vardır. Ama diğer kitaplarda sadece ahlak, fazilet, sevap kazanmak, ruh tarafını güçlendirmek vardır. Dolayısıyla o günkü şartları dolduracak çapta inmiş bir kitaptır. Kur'an ise kıyamete kadar yetecek evrensel bir kitaptır. Bu farklılıklardan dolayı Kur'an'ımızın değil muadili bir benzeri dahi olamaz bu dünyada deriz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve'lhamdülillahi rabbil âlemin. Zekir fe innez-zikra tenfe'ul mu'minin.